Bazı tariflerinde içerisinde kimi zaman yumurta oluyor, kimi zaman bayat ekmek. Neden bazı köfteler yumurtalı, bazıları ise ekmek kullanılarak yapılıyor dersiniz? İkisi arasında ne gibi farklar var? Gelin bu ikisi arasındaki farkı büyüteç altına alalım bugün. Herkesin kendi has köfte tarifi çok farklılık gösterebiliyor. Et tercihi bile farklılık gösterebiliyor köftelerde. Ama iyi köftenin sırrı kesinlikle kıymanın kalitesinde saklı. Ne kadar güzel et o kadar güzel köfteyi beraberinde getiriyor. O yüzden iyi köftenin en önemli püf noktası etinde saklı. Bu eti kimi lezzetlendirmeyi tercih ederken kimisi tuzu yeterli görüyor. Soğan ve sarımsak da köftenin içerisindeki diğer lezzet veren oyunculardan. Ama bu köfteleri bağlamak ve dağılmasını engellemek için çok önemli iki malzemeye ihtiyaç var. Yumurta ya da ekmek. Bazı tariflerde biri kullanılırken bazı tariflerde ikisi birden kullanılabiliyor. Peki kullanıldıkları durumda ortaya ne gibi farklar çıkıyor? Ekmekler, özellikle evde bayat ekmek bulunduğunda kullanılıyor ya da bayat ekmekler sırf bu amaçla saklanıyor ve hafif ıslatılarak harca giriyor. Ekmekle yapılan tariflerde pişme aşamasında etin yağının içerisinde kalmasını sağlıyor ve kuru olmayan köfteler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Pişerken boyutları küçülmüyor. Özellikle uzun süre saklamak istediğiniz köfteler için ekmek kullanmanızı öneririz. Izgarada ya da tavada pişecek köfte tariflerinde ekmekten daha fazla destek alabilirsiniz. Kızartma yapmak istediğinizde içerisinde ekmek olan bir tarif seçtiğiniz takdirde daha çok yağ çekecektir. Yumurta ise köftenin şahane bir kıvamda olmasını sağlar. O tüm malzemeleri birbirinin içerisine tam olarak girdiği köftelerin sırrı, içlerinde yumurta olması. Daha çok kızartma yapmak istediğiniz tariflerde yumurta kullanmanızı öneririz. Daha az yağ çekecektir ve daha lezzetli olacaktır. Ancak uzun süre dayanmasını istediğiniz, buzlukta saklayacağınız köftelerin içerisine yumurta koymamanızı öneririz.